Şey var zannettim. Farklı bir şey var zannettim ya. Selam, ben Anal. Gerçek hayattan karelerle animasyonların harmanlandığı eğlenceli bir çizgi film. 12 yaşındaki Gumball Trisopher Watterson adındaki kedinin maceralarını anlatıyor. Fakat bu animasyon içerisinde fazlasıyla gariplik taşımanın yanında çocuklara uygun sahneler de içermiyor. Hermuz'un mandalina müsteşen içeriği izleyip yakalanması bu durumlar arasında pek değil. Günün sonunda evet, muz bir meyve, mandalina... Gumball güzel ya. Ne bir meyve. Biz çok daha karanlık kısımlara ineceğiz. Mesela 2017 yılında bir fast food zincirinden aldığım Darwin oyuncağı gibi. Paketinden hiç çıkarmadım. Çünkü Darwin'in şaşkın ifadesi plastik paketin içinde nefessizlikten ölüyormuş gibi duruyordu. Benim de hoşuma gitti. Biliyorum biraz gaddarca. Bugün bu tarz gaddar, korkunç, yetişkinler özel sahnelere değineceğiz. Özellikle de gönder bazı gelsin. Bölümlerde sizi izleyen garip, korkunç... O ne oğlum? Palyaço'nun olayı nedir? Neden bizi izliyor? Amacı ne? Bunlara değineceğim. Ben Doğukan Adal ve iyi seyirler diliyorum. Eğer video hoşunuza giderse beğenip yorum atmayı unutmayın. Biliyorum herkes tamam. Gibi beğeni istemek rahatsız edici ama YouTube bu şekilde çalışıyor. Algoritma bu, elimden gelen bu. Oğlum ben de mi böyle videolar yapsam lan? İzler misiniz chat? Ayrıca bu kanalın bir sponsoru tamam, yok. Canım. Bu yüzden destek olmak isterseniz... Oğlum Adal... ...ve bana... yeni kılıfla... Bana şundan bir şey. İsterseniz 3 al 2 öde kampanyamız şu an mevcut. Aşağıda linkler var. Hadi videoya geçelim. Küçükken de büyüdüğümüzde de izlenecek nadir çizgi filmler var. Bunlardan biri Gumball. Gumball totalde 240 bölümden oluyor. Gumball mu? Gumball böyle mi okunuyor? Gumball değil mi? Gumball değil mi lan birden? Bungle. Ben ama... Küçükken de... Gumball lan buna. Dumble işte. Bir dakika. Dumble. Gumball. Gum. Gundal. Bel. Gumball. Işte. Oh. Ha Gumbo. Gumball. Adal doğru okuyormuş. Gumball. Oh. Gumball. Oh. Gumball. Büyüdüğümüzde de izlenecek nadir çizgi filmler var. Bunlardan biri Gumball. Gumball totalde 240 bölümden oluşuyor. Her bölümde sorgulanacak çok şey var. Fakat dizi bazen o kadar korkunç oluyor ki bunun en büyük örneği aha da bu patlıcan sahnesidir. Ne oldu ya? Gerçek hayatta maalesef patlıcan sıkışmasından dolayı hastaneye gitme durumları bayağı da yaygın. Ulan... Bu patlıcan lan. Bir de Gumball'ın çadırda hot dog'la yaşadığı ilginç bir sahne var. Bu sahnede hot dog'ın kolu Gumball'ın üstünde. Gumball çadırda uyuyamıyor ve bundan bayağı bir rahatsız. Ve hot dog'ın kolunu geri koyması için çaba sarf ediyor. Fakat bu çaba bir hayli garip bir çabaya dönüyor. Tamam, gayet garip. Ben ne kadar garip olabilir ki, değil mi? Bak. Daha ilginci bu sahneyi ters çevirdiğinizde orijinal sahneden çok daha korkunç bir sahne sizi karşılıyor ama bekleyin. Bu daha Gumball'ın içinde yaşanan olaylardan bazıları. Örneğin Steve Small'un kendi özel karışım çayı sahnesi. Let us go, okay? You seem a little stressed up, guys. You wanna try my herbal infusion? It's very good for the nerve. Mr. Small? You! Right, come on. Kim çay içip bu kadar hissizleşebilir? Kim basit bir bardağı tutma eylemini dahi gerçekleştiremez? Özellikle de hangi çay okulda sıkıcı bir iş gününde kafanızı güzel yapıp bağırmanızı sağlar? Halüsinojen bazı çaylar var. Bu da durumu daha net kılıyor. Bir de Gumball'ın fotokopi makinesine oturduğu bir sahnemiz var. Yedik süblimine harbi. Ah, kim bilir Darwin neler gördü. Ama Adal yok, sen bize daha fazla böyle sahne ver derseniz elimde bundan bol şey yok. Balon, Alan ve Gumball tuvaletin içerisinde kilitli bir şekilde sohbet ediyorlar. Alan sönmüş durumda ve Gumball'dan yardım istiyor. Bu noktada balon şişirmek gayet normal olsa da hayır. Patlıcan sahnesi, evet hatırlıyorsunuz, evet orası. Sahnenin sonunda Alan bundan bayağı bir hoşla... Abicim bu ne ya? ...anmışken Gumball şoka uğramış şekilde bu tuvaletten çıkıyor. Agalar aktivitesi.
yaptı. Hani üflemek blow ya. Evet, kelime oyunu yaptılar yine. Peki ya pizzalara pizza siparişi bölümü? O nasıl bir bölümdü? Pizzalara pizza getiriyorlar. Tabii pizzalar da yeni evlatları için çok heyecanlılar. Oh, look. He's got his father's eyes. Oh, he's beautiful. Here's a 20. Çok kötü. Oo. Herkes şok oluyor. Direkt bebeğin orada ölümünü görüyoruz. Bu ne kadar pizza da olsa düşündüğünde bu... Bu dünyada canlı. Bizimkiler yavaş yavaş arkadan kaçmaya çalışsa da Darwin üzerinde bir de pizzanın kayıyor. O kırmızı sosu her yere yayılıyor. Ve bunun gibi birkaç sahne daha var. Oğlum biz harbiden ya arkadaşlar bakın. IŞİD kafa kesme videoları vardı. Bunlar bizim bilinçaltımıza bir yerden girmiş. Oğlum biz amına koyayım ne yaşamışız ya biz? Bu nasıl bir dönem oğlum ya kanka? Alttan alttan sokmuşlar mesajı bize ya. Onlar hala. Her flowing hair. Her cutie patootie. Amerika. Saygılar. Şey demeyelim. I'm sorry, but I refuse to picture that last image. Goodbye, cruel world. We waited so long, I had time to grow hair. Huh? Whoa. May I touch it? You may. Nice. Oğlum. Hadi tüm bunları geçelim. Rusya'da banlanan bir bölüm de var. Bu bölümde Tobias herkese şaplak atıyor. Ama herkese. Tek şaplak atmadığı kişi ise Gumball. Gumball ise bu duruma bayağı bir içerleniyor. Ve bütün bölümün tek bir amacı var. Tobias'a ne olursa olsun şaplak attırabilmek. Gumball her şeyi deniyor. Sadece şaplak yiyebilmek için. Tüh ya, bu bölüm neden kaldırıldı ki? Evrenin en karanlık varlığı, hadi bakalım. Gel gelelim Gumball evreninin en büyük gizemlerinden birine. Bu gizem Adventure Time'ın salyangoz olayına biraz benzer. Ama bir şey söyleyeyim, bu da harbi havalı ha, havalı duruyor yani. Bilmiyorsanız Adventure Time'ın her ama her bölümünde bir tane salyangoz saklanmış oluyor. Fakat Gumball'da sınırlı bölümde gözükse de hiçbir şekilde fark etmediğiniz bir karakter var. Animasyon adeta onu görmemeniz için dikkatinizi dağıtıyor. Sizi manipüle edip dikkatinize farklı yöne çekiyor. Özellikle de ben şu an sizi sözlerimle oyalarken o sizi izliyor. Biraz gerici değil mi? Az önce arka planda rastgele oynadığını düşündüğünüz sahneleri ele aldım. Harbi gören olmuş muydu lan izlerken oğlum, bunu? Bu sahnelerin her birinde arka planda gizlenmiş bir palyaço vardı. Hatta o da... Ya bak ben izledim ama ben harbi hatırlamıyorum yani. Görmedim büyük ihtimalle. Ya da gördüm mü unuttum bilmiyorum ama ya. Görürsem unutmazdım galiba. Aa bu da vardı diyeceğim. Derdim de ben hatırlamıyorum ya. Değil. Serinin birçok kısmında kendisini görebilirsiniz. Otoparkta kolonun yanında sizi izliyor. Bak. Otoparkta arabasında sizi izliyor. Okulun koridorunun sonunda sizi izliyor. Okulun kafeteryasında sizi izliyor. Okulun girişinde izliyor. Oğlum, çok korkutucu duruyor lan. Tablolarınızdan izliyor. Dikiz aynanızdan izliyor. Yansımalarda beliriyor. Hiçbir zaman güvende hissedemiyorsunuz. Yaşadığınız yerde de gözetliyor. Evinizin içinde bile. Gittiğiniz bir marketin içinde. Evinizin hemen önünde. Mezarlıkta. Peki kim bu palyaço? Amacı ne? Neden sürekli Gumball ve Darwin'i izliyor? Daha iyi anlamak için birkaç bölümü incelememiz lazım. İlk olarak 3. sezonda The Procrastinators bölümünde gözüküyor. Bu palyaçoyu Gumball'ın annesi yollamış ve çöpleri çıkarmalarını istiyor. I've got a telegram for Gumball and Darwin Watterson. Take out the trash. If you do the math, you could avoid your mom's wrath. Signed, Nicole Watterson. Ayrıca bu sahnenin yayından kaldırılan başka bir versiyonu da var. O da şu şekilde. Nobody's a nobody and everybody is weird like you and me. Bak. Bu noktada palyaço gayet normal davransa da gayet gerici. Ses tonu, tipi, baştan aşağı tüyler ürpertici. Başka bir bölüm. 3. sezon 29. bölüm olan The Saint bölümü. Bu bölüm Gumball'ın yanlış aksiyonlarından dolayı suçun eline kalmasıyla başlıyor. Daha sonradan olaylar Gumball ve Darwin tarafında daha da korkunçlaşıyor. Ellen'in ailesinin işkence gördüğü bir kaseti oynatmalarına kadar gidiyor. Bir palyaço tarafından işkence ediliyorlar ve küçük çocuklar oynasın diye farklı şekilde lere sokuluyorlar. Bu noktada sadece balonların çığlıklarını dinliyoruz. Bak.
İşte bu noktada palyaço gittikçe çizgiyi aşmaya başlıyor. Fakat daha sonradan her şey netleşiyor. Yoksa çok daha karmaşık mı oluyor demeliydim. Gumball Chronicles adlı yan yapımda palyaço hikayesi daha da derinleşiyor. İlk önce yerde bir kaset buluyorlar. Kasetin üstünde kaseti oynatırsan oynattığın en son şey bu kaset olur yazıyor. Fakat bizim avanak karakterlerimiz bu kaseti yoyo zannedip yere vura vura oynamaya başlıyorlar. Fakat bu kaset aslında bir yem. Kaseti bırakan arkada kuyuda olan bir var. Oğlum bu ne amına koyayım ya, ben Gumball izledim ya, ben bunun karakterleri hatırlamıyorum amına koyayım ya. Ben götümle mi izledim acaba? Bu neymiş oğlum? Ben bu karakteri de hatırlamıyorum. Bu ne zaman sonra geliyor ya chat? Ben galiba götümle izlemişim bunu harbiden. Varlık. Karakterlerimizin salaklıklarına daha fazla dayanamıyor ve... Ben de mi? Kuyudan çıkıyor. Bu varlık... 2019 zamanı. Halka filmindeki Samara. Kendisi kuyuda tutsak olan fakat daha ben sonra daha anladım. Fazla kötülük yapabilmek için ayıp insanları ya. Manipüle ederek ruhunu serbest bırakan vallahi bir karakter. Samara ile oturuyorlar ve kaseti izliyorlar. Palyaço'nun olduğu her baksana anı şunu burada teker teker görüyoruz. Daha sonra ortaya çıkıyor ki Samara aslında palyaço'nun kendisiymiş ve palyaço maskeden oluşuyormuş. Maskeyi takan kişi ise Tobias'mış. Böylelikle Tobias'ın tüm seri boyunca sosyal medya içeriği için insanları korkuttuğunun hikayesini dinliyoruz. Fakat bu biraz garip değil mi? Sanki bir şeyler garip. Palyaço, Tobias'ın olduğu birçok işte. Sahnede arka planda hareket ediyor. Tobias gözümüzün önünde ise Tobias nasıl bu palyaço olabilir ki? İşte bu noktada kafalar iyice karışıyor. Çünkü ne ana seride ne de yan seride palyaçonun kim olduğuna dair bir bilgimiz yok. Fakat bu palyaçonun amacının ne olduğunu 3-5 araştırıp anlayabiliriz. Bazılarına göre Gumball ve Darwin'i kaçırmaya çalışan pedo bir palyaço bu. Fakat dördüncü duvar bariyerini biliyor. Yani bizim farkımızda kendisinin animasyonda olduğunu biliyor. Böylelikle biz izleyiciler Gumball ve Darwin'e göz kulak oluyoruz ki asla onları kaçıramıyor. Bizim gözetimimiz altında kaçıramaz. Özellikle de bu palyaço kaos içeren çoğu sahnenin içinde. Belki de evrendeki kaosu simgeleyen bir varlıktır. Ama daha da önemlisi az önceki dördüncü duvar teorisi bence yanlış. Evet, dördüncü duvarı kırabiliyor. Ama palyaço'nun izlediği kişiler Gumball ve Darwin değil. Biziz. Gumball ve Darwin'in olduğu sahnelerde direkt olarak ekranın dışına bakıyor. Ne Gumball'a bakıyor ne Darwin'e bakıyor. Sadece bizim ruhumuza doğru bakıyor. Güzel şakasız bu arada, ben korktum harbiden ha. Valla bir gerdi beni yani. Bize odaklanıyor. Bizi izliyor. Vallahi belki de oluşturduğu kaos ortamının nasıl izlediğimizi, birçok olaya nasıl tepki verdiğimizi izleme hoşuna gidiyor. Ama ne olursa olsun bu palyaço'nun Gumball'ın annesiyle olan bağlantısını veya bu palyaço'nun kim olduğunu bulabileceğimiz bir detay yok. O mistik bir canlı ve evrenin bir parçası. Fakat her şey bu palyaçoyla bitmiyor. Biri daha var. Gumball izleyenlerden biri bir gün bir şey fark ediyor ve internette paylaşıyor. Birkaç hafta önce Gumball'ı izliyordum ve garip bir karakter sürekli olarak belirmeye başladı. Ve diğer karakterlerden farklıydı. Evet, biliyorum serideki her karakter birbirinden fazlasıyla farklı. Ama bu garipti. Birisi bu karakteri bulabilir mi? Arkadaşımın dediğine göre bu karakterin adı Moni Nice. Fakat tam olarak o da adını hatırlamıyor, ben de. Ardından bu karakteri kimse bulamıyor. Yazıyı yazan kişi ise olayları doğrulamak adına karakterin fotoğraflarını paylaşıyor. Birçok Gumball bölümünde arka planda bulunan sipsiyah mistik bir karakter bu. Bembeyaz gözleri var. Hatta bir bölümde tam olarak siyah, bembeyaz gözlere sahip bir kişiden, onun karavanından eşyalar satın alıyoruz. Bu karakter kendini tam anlamıyla asla göstermiyor. Ama Gumball evrenin karanlık tarafının olduğunu ve ne kadar istesek de istemesek de var olduğunu kabul etmemiz lazım. Farklı yarıklardan bambaşka boyutlara seyahat edebiliyorlar. Bu neymiş amına koyayım? Yaşanası yerler değil buralar. Ama asıl olay. The Downer bölümü Gumball'ın yalnızlıkla mücadele etmesiyle başlıyor. Etrafında kimseler yok. Yürüdüğü sokaklar bomboş. Sanki dünyada ondan başka hiç kimse kalmamış gibi. Peki tüm insanlar tam olarak neredeler? Bölüm boyunca bu soru aklımızı kurcalarken aniden kanalizasyondan yükselen sipsiyah bir sis beliriyor. Gumball ne kadar kaçarsa kaçsın bu sisin içinde buluyor kendini. Sis dünyayı sarıp sarmalıyor. Gumball boşlukta yapayalnız. Kimsesiz. Fakat... Eray bunlar gerçekten inanma. Teşekkür ederim ta. Daha sonradan anlaşılıyor ki herkes eyvallah yerli canım. Yerindeymiş. Dünyadaki hiçbir şey değişmese de Gumball'ın görüşü değişmiş. Peki neden? Kafasını kurcalayan ve ona halüsinasyonlar yaşatan bir varlık olabilir mi? Ha, kurtardı mesela bizi. Bu siyah karakterimiz gibi. Gumball the Destroyer will be back when the toilet tank is full.
Sanırım olabilir. Bu siyah karakterimiz aslında dizinin en başından beri var. Bundan yıllar yıllar önce, 2008 yılında Gumball'ın pilot bölümü yayınlandı. Çizgi filmlerde genellikle bu pilot bölümler çok farklı olur ve son halini asla yansıtmaz. Dizi tutacak mı, tutmayacak mı bunun bir ölçümü yapılır. Ve siyah yuvarlak karakterimiz arka planda bizimkileri izlerken gözüküyor. Hadi buyur. Evet, bu karakter buna internette izleyiciler tarafından Mono Noise olarak çağrılıyor. Fakat daha sonra Gumball'ın hiçbir bölümünde onu net bir şekilde göremiyoruz. Tamamen rafa kaldırılmış bir karakter. Belki minibüste satıcı ona benziyor olabilir. Belki karanlığı bu karakter yayıyor olabilir. Ama günün sonunda bir çıkıp Mono Noise'ın gözüktüğü söylenen her bölümü teker teker bulup karşılaştırmasını yapıyor. Mono Noise asla olmamış. Arka planda tamamen kurgusal bir şekilde yerleştirilmiş. Daha sonradan atılan iddiaya göre korsan sitelerde Gumball yüklenirken... Oğlum perde hareket etti falan değil mi? Sikeceğim belanıza bak. Harbi zaten değişik bir şeye girdim. Rahat durun ya. Allah Allah. Bakayım bir. Kanka kedin arkada dans ediyor. Siktir, Fortnite dans ediyor. Yok oğlum bir şey ya. Vallahi etti mi? Kim yetti? Ya geçişe bak abi. Geçişten oraya yine ortam bir yumuşadı ya. Ne kadar gerilmişti ortalık. Arkada cama bak. Oğlum bir şey yok, bir şey yok. Bunları kandırıyorlar seni. Bakayım şurada bir şey. Bir şey yok oğlum ya. Oğlum şöyle bir çekil de şeyi göreyim ya. Uyuyorum burada. Ha, ya oğlum. Alo. Alo. Geldi mi sesim? Alo. Alo. Yavrum. Basma oraya. Uyu güzelce. Ya. Yo yo. Şey diyorum. Kedik. Uyuyor burada. Şey yapmak da istemiyor. Şey mi yapıyor? He, basıyor sürekli ya. Ayıp ya. Ona bir tane böyle yastık yumuşak bir şey koy. Orada yatsın. Yo yatmıyor. Burada yatıyor. Tamam abi. Bu karakteri içe... Abi adam artık otomatik nefes alacaksın dedi. Sikim belanı senin ya. Ya tamam da niye bize söylüyorsun? Niye ama bize kanka ben tek başım ya. Yapamam ki bunu. Geri aktaran animasyonun bir parçası yapan başka animatörler varmış. Ama bu tamamen bir hurafe zaten gibi duruyor. Ayrıca Gumball'ın asla yayınlanamamış çok eski bölümü diye bir bölüm de var. The Grieving diye ama o da tamamen yalan. Creepypasta. Evet, Gumball bütün bölümlerinde gariplikler içeren, bazen de o gariplikleri bambaşka bir seviyeye taşıyan bir çizgi film. Ama yine de creepypasta tadında hiçbir bölümü yok. Bunlar tamamen yalan. Öyle bir şey hiç olmadı. Zaten Gumball'ın ilerleyen bir hikayesi yok. Arka planda çok fazla sakladığı bambaşka bir boyutu yok. Genellikle bazı şeyler yaşanıyor ve bitiyor. Ve evren sürekli resetleniyor. Geri sarma bölümünü düşünebilirsiniz mesela. Ya da palyaçonun tanrısal bir figür olarak arka planda izlemesi bak gibi. Kaos olduğunda beliriyor. Peki bütün evler patladığında, her şey sona ermeye yakın olduğu zaman bir sonraki bölümde her şey nasıl normale dönüyor? Belki de sadece çizgi filmdir deyip geçebiliriz. Gumball böyle. Ufak detaylar, fazla hikayesi yok ama izlemesi de bir hayli zevkli bir dizi. Evet, bugünün videosundan da bu kadar. Bir sonraki pazar 17.00'da ne istiyorsunuz? Gumball'a daha fazla anlatmamı istediğiniz bir şey mi var? Ben ne istiyorum? Scooby-Doo istiyorum. Tom ve Jerry istiyorum. Hagibagi'nin yeni oyunu yok mu Hagibagi? Samurai Jack olur mu? Ben Ten istiyorum. Benten. Adventure Time'da kalan yarım hikayeler mi var? Onları da spesifik olarak belirtebilirsiniz. Peki sıradaki ne olsun? Yorumlarda yazın. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz Adal abi. Yaz yorumlara. Ne yazmış millet? Sonun çizgi film. 3. Doğu'ya. Kimse bir şey yazmamış. Samurai Jack yazmış bazıları. Eray Benten yaz da seninkini beğenip öne çıkartalım. Ben 10 isteriz. Adal. Tamam. Beğenseniz abi. Çok beğeniyorsun. Ben 10. Evet, bunu Gumball, bunu beğenin. Bunu istiyoruz annesinler. Toplan. Ben 10. Benten yapınca da izlemek.
Şok olsun. Ben bence de Ben 10 olduğu zamanlar izlemeyek amına koyayım. Marsupilami ya, Marsupilami ne olabilir amına koyayım? Huba huba zaten ne olabilir yani Marsupilami de ya? Bunda ne olabilir yani, anladın mı?